Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar ve ebediyete kadar genç kalacak olanlar, genç kalmayı kafasına koymuş olanlar. Güzellerim, bir haber okudum Sözcü gazetesinde bugün, internet nüshasında. Manşet haberdi yani, yukarıdaki haberlerden biriydi. Evlilikte boşanmaların sayısının çok arttığını yazıyor. 2018 senesinde 142.448 çift boşanmış. Yeni evlenenlerin sayısı da %3 oranında azalmış. Yani bir sene öncesine göre 100 kişiden 3 kişi daha azmış evlenen sayısı. Sözcü gazetesinin haberindeki yoruma göre, haber başlığına göre bu boşanmaların sebebi ekonomik geçimsizlikler. Ekonomik geçimsizlikler. Yani ekonomik sıkıntılar. Doğru mudur? Uzmanlar da aynı şeyi söylüyor. Boşanmaların hemen hemen yarıya yakını, tamamına yakını neredeyse geçim sıkıntısı yüzünden baş gösteren, ortaya çıkan anlaşmazlıklar. Oysa evlenirken ne diyoruz? Ne deniyor? Hastalıkta ve sağlıkta, varlıkta ve yoklukta bir olmak. Ama ekonomik sıkıntı başladığında ayrılmak, pes etmek demektir. Oysa doğru olan ne? Ekonomik sıkıntıyı el ele vererek, sırt sırta vererek, omuz omuza vererek aşmak değil mi? Bu. Ben evliliklerin sadece bu nedenle yıkıldığına inanmıyorum. Yani sadece karnım doymuyor. Sen işsizsin. Ben seninle evlendiğimde senin işin vardı. Çok param vardı. Yeni evlenmiş çiftlerin çok paralarının olması ancak zengin ailelerden gelmeleriyle mümkündür. Türkiye gibi ülkede bilhassa. Aksi mümkün değil. Biz de yaşadık. Biz de geçtik o günlere. Canlarım benim, güzellerim benim. Evlilik eğer temelinde sevgi, saygı, paylaşım, hoşgörü yoksa zaten çürüktür. Yığma bina gibidir. Ufacık bir depremde yıkılabilir. Oysa sevgiye, saygıya, paylaşıma, hoşgörüye, karşılıklı tahammüle hatta dayanan evlilikler en büyük depremleri bile kolayca atlatırlar. Neden? Çünkü ara sıra geçirdikleri küçük depremler fay hatlarının gazını alır. Bizim yaşadığımız yerde neredeyse her gün deprem var. 2, 2,5, 3, bazen 3'ü biraz geçerek. Ama bütün bu depremler, bu küçük küçük depremler oturduğumuz toprakların, gökovanın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Evlilikler de böyledir. Büyük depremler dayanıklıysalar zaten küçük küçük depremleri çok kolaylıkla atlatabildikleri içindir. Küçük küçük depremleri atlatmak kolay mı? Zor değil. Karşılıklı anlayışa bakar. Neler yapmak gerektiği konusunda tabii ki herkesin çeşitli görüşleri var. Ama bendeniz 43 yıllık evli, 51 yıllık birlikte yaşamak, yaşayan birisi olarak baktığımda olaylara, bu sevgi, saygı, paylaşım, hoşgörü dedim ya, tabii bunlar çok önemli. Bir defa bunlar temel. Ama bu arada da kolonlar var, kirişler var. İnsanlar yani çiftler birbirlerine saygı duyarken benliklerini asla kaybetmeden, bakın bu çok önemli, ama asla bencil olmadan yollarına devam etmeliler. Yani hem kimliğinizi, kişiliğinizi kaybetmeyeceksiniz hem de asla bencillik yapmayacaksınız. Egoizm yok. Bencillik varsa orada evlilik yok. Çünkü bencilliğin olduğu yerde taraflardan birisi mutlaka köledir. Ya da taraflardan birisi karşısındakini mutlaka kendisine kul köle yapmak istiyordur. Evlilikte kölelik yok. Yok öyle bir şey. Halkalı Köle diye bir film vardı yıllar önce. Sanıyorum Bekir Yıldız'ın kitabından filme aktarılmıştı. İlginç, güzel bir filmdi. Güzel, ilginç bir filmdi bence. Ne yazık ki Türkiye'de halkalı kölelik halen geçerli. Ve ne yazık ki Türkiye'de
öyle kanuni değişiklikler yapılıyor ki, öyle kanuni değişiklikler yapılıyor ki, bir eşe kadar resmi şart, resmi, ama diğer taraftan imamları da işin içine sokup, muhtarları da işin içine sokup, resmi nikah dışı evlilikleri özendiriyorlar. Hoş şeyler değil bunlar. Bunlar hoş şeyler değil. Olmaması gereken şeyler. Bunlara kadınların karşı çıkmaları lazım. Bir kadın üzerine kuma getirilmesini kabul etmemeli. Ama kocası ve çevresi dinimiz emrediyor diyor ve oluyor. Anadolu'da Harputlu Azize isimli romanında uzun uzun anlattım bu konuyu. Anadolu'da çok eski yıllarda kadının bıyığı çıkması diye bir laf varmış biliyor musunuz? Kadının bıyığının çıkması. Yani ne demek? Yaşlandı artık. İş göremez. Hangi işi göremez? Elbette ki yataktaki işini göremez. Mutfaktaki, ahıldaki, ağırdaki, tarladaki, çubuktaki, çiftteki, bahçedeki bütün işleri görür ama. Bizim ne yazık ki, ne yazık ki Anadolu kültürümüzde kadın ancak yatakta da iş gördüğü zaman kadındır. Diğer zamanlarda ne kul? Kul köledir. Bu zihniyeti yıkmalıyız. Bakın 8 Mart'a şurada 6 gün kaldı. Kadınların üzerindeki bu esareti hep birlikte kaldırmalıyız. Neyse biz dönelim yine evlilikleri ayakta tutmanın yollarını kısaca anlatmaya. Canlarım benim. Kadın ve erkek evlilikleri ya da birliktelikleri ya da kadın ve erkekler birlikte yaşamasalar bile dünyaya kadının bakışıyla erkeğin bakışı aynı değildir. Kadının bir erkekten bekledikleriyle bir erkeğin kadından bekledikleri de aynı değildir. Evli çiftler ya da birlikte yaşayan çiftler bunu mutlaka bilmeliler. Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Kadınlar genellikle kocalarından ilgi bekler. İlgi, ilgi, bildiğiniz ilgi ya. Yani sevgi, ilgi dediğim sevgi. Değerli görülmeyi bekler. Kocasının kendisini bir mücevher gibi görmesini ister. Eğer koca ilgisizse, her dediğine itiraz ediyorsa, aşağılıyorsa, hakaretler ediyorsa, bütün bunları yapmıyorsa bile karısına karşı çok ilgisiz ise kadın kendini değersiz görür. Kadının kendini değersiz gördüğü evlilikler yürümez. İlle de domatesin, patlıcanın, biberin o eve girmemesi değildir gerekçe. Ya da kadının kendisini çorap alamaması, elbise alamaması değildir. Nice kadınlar yaşadınız, gördük. Biz gördük. Ben çok gördüm en azından. Nice kadınlar gördüm. Elbiseyle, mücevheratla, pırlantayla hiç işi yok. Kocasından sadece sevgi sözcükleri ve ilgi bekleyen kadınlar bunlar. Kendi yakın çevremde gördüm. Ve kendi yakın çevremde şükretmem mi gerekir bilmiyorum nedir konu. Ama benim ailemde, benim yakın ailemde hiç böyle boşanma yok. Ha ille de acı çekerek birlikte mi var? Hayır, hayır. Biz öyle şeyler görmedik. Biz öyle şeyler yaşamadık. Kendimiz de yaşamıyoruz. Kendimiz de yaşatmıyoruz. Ve bu çok güzel bir şey. Erkekler ne bekler? Erkekler de genellikle çok baskılandıklarını düşünürler karıları tarafından. Aşırı baskı gördüklerini. Hatta kontrol bende ha denildiğinin zannederler. Ve böyle bir şey hissetmek istemezler ama pek çok erkek bundan nefret ettiği halde kendisi eşinin üzerinde kontrol bende ha kır olurum da yapmadan duramaz. Erkekler bu nedenle kadınlardan ne yazık ki daha bencildirler. Çünkü kadınlara nazaran duyguları zarif değildir erkeklerin. Ne yazık ki hepsinin değil, genelinin böyledir. O halde kadınlar da kocalarına mümkün olduğunca baskı hissettirmemeliler. Onlara karşı kontrol bende havasına girmemeliler. Senin kontrolün sende, benim kontrolüm bende. Ama ikimiz de birbirimizin denetimi altında olmayı kabulleneceğiz demektir en güzeli. Denetim başka bir şeydir. Bir kadının kocasına üşüteceksin hayatım demesi kontrol bende demek değildir. Seni çok düşünüyorum, senin sağlığını çok düşünüyorum. Seni denetliyorum demektir. Çünkü erkekler daha vurdum duymazdır bu konularda. Kadınlar daha hassastır. Hafif hava rüzgarlı ise, serinse hiçbir kadın hırkasını almadan dışarı çıkmaz. Erkek fırlayıverir. Hatta kimileri dompaça çıkarlar. Canlarım benim. Evlilikte ilişkiyi koparacak en kötü huylardan, alışkanlıklardan biri öfkedir. Öfkelenen eş
bunu sık sık yapıyor ise evlilik bağının sağlam zincirlerini tek tek bomba ile patlatıyor, kırıyor demektir. Çok sık öfke, çok sık bombalama demektir. Ve evliliği bitirir. Onun için birbirinize öfkelendiğiniz ya da öfkeleneceğinizi hissettiğiniz zaman mümkün olduğu kadar birbirinizden uzaklaşmaya çalışın. Ya da öfkelenecek olan tarafı fark ettiyse karşı taraf mutlaka sükunetle temas isimli o sihirli eylemi yapmalı. Temas. Elini tutma, yanağını okşama, küçücük bir sıcacık bir dudağa bir öpücük kondurma, saç okşama. Bunlar çok güzel şeylerdir. Bunlar evliliği ayakta tutarlar. Öfkeleneni en azından öfkesini yatıştırır. Bu da çok önemlidir. Evet, ten evlilikte çok önemlidir. Ama ten uyuşumu, ten birlikteliği, tenlerin temas etmesi demek sürekli agani yiyse agani yi demek değildir abiciğim. Yok böyle bir şey. Agani yiyse agani yiyin de belirli bazı yaşları vardır. Ama her şey agani yiyse agani yiye döküldü mü orada da sevgi, saygı, aşk kalmaz. Sadece cinsellik kalır. Cinselliği de hayvanlar sürekli birbirlerine yapıyorlar zaten biliyorsunuz. Sevgiye, saygıya, aşka, duyguya dayanmayan cinsellik hayvani bir duygudur. Başka hiçbir özelliği yoktur. Canlarım, birbirinizi dinlemekten sakın vazgeçmeyin. Sakın. Yani bunu sadece birbirinize kırgın olduğunuzu hissettiğiniz zamanlarda değil, her zaman yapın. Her zaman birbirinizi dinleyin. Her zaman birbirinizle konuşun. Sakın ola biriniz diğerinin anlattıklarına değer vermezlik etmesin. Mümkünse can kulağıyla dinliyormuş gibi yapın. Olabilir, kafanıza başka bir şey de olabilir. Bunlar hep insanlık halidir. Ama yine de can kulağıyla dinliyormuş gibi yapın. Eğer aranızda bazı gerginlikler olacağını hissediyorsanız ki bunlar gelir, belli eder kendisini gelecekleri zamanlar. Mümkün olduğu kadar kendinize zaman ayırıp, eğer varsa geçmişteki mektuplarınızı çıkarın, birbirinize karşılıklı olarak okuyun. Herkes kendi yazdığı mektubu okuyacak ama. Herkes kendi yazdığı mektubu okuyacak. Mektubu okuyan sık sık başını mektuptan kaldırıp eşinin gözlerinin içine bakacak. Bazen okumaya ara verecek, gidecek onun yanağına ya da dudaklarına sıcacık bir öpücük konduracak. Ya çok romantik. Hayır. Bunlar romantik değil. Bunlar mutlu olmanın, evli olmanın en temel koşulları ve güzel şeyler bunlar. Yeter ki işin içinde samimiyet olsun. Kimse birbirini değiştirmeye kalkmayacak. Aman ha, unutmayın. İnsanların en çok nefret ettikleri şey, en sevdikleri tarafından bile olsa değiştirilmeye, dönüştürülmeye çalışılır. 40 yıllık yani kâni yapmaya kalkmayın. 40 yıllık Elena'dan sema çıkarmaya, yaratmaya kalkışmayın. Bunlar tehlikeli, yanlış şeyler. O zaman kopar ilişki. İlişki biter. Esas önemli olan ilişkiyi korumaktır. Evlilikler yaşlandıkça, yıllandıkça, uzadıkça, ömrü arttıkça fizik ömürler aşağı doğru gider. Ben 68 yaşındayım. Karıcığım da benden 2 yaş küçük ama gerçi bir yerlere gittiğimiz zaman kendisini büyük kızım, kızımızı da küçük kızım diye tanıştırıyorum. Herkes de yutuyor. Yani benden 2 yaş küçük tabii ama benden 20 yaş kadar genç duruyor maşallah. Bakımlı kadın, aferin. Çok da hoşuma gidiyor. Biliyorum ki benim ve çocuklarımız için kendisine bu kadar güzel bakıyor. Ben de onun bakımlı olması için elimden gelen gelmeyen her şeyi yapıyorum canlarım. Ve bana o hep gençliğimi hissettiriyor. Benim eski o delikanlılık hallerimdeymişim gibi davranıyor. Hoşuma gidiyor, yalan yok ya. Hani dede, affedersiniz, babaanne ile torun eski fotoğraflara bakıyorlar. O siyah beyaz fotoğraflara bakıyorlar. Babaanne evlilik fotoğraflarını gösteriyor torununa. İşte bak oğlum, bu deden, şu deden, dede smokinli hali, dedenin fizik süper genç hali, pozlar kalkmış falan filan. Çocuk bir ara babaannesine bakıyor. Babaanneciğim diyor. Tamam. Eğer bu adam senin kocansa diyor, benim dedemse, benim dede dediğim o yaşlı kel kafalı şişman adam kim?
Şanlarım benim işte. Evlilik bazen böyle bir şey. Bu adama eğer size halen gençliğindeki gibi olduğunu hissettiriyorsanız problem yok. Bir başkası da şöyle. 50 yıllık evliler. Adam arkadaşlarıyla buluşmuş, emekli tabii. Eve dönmüş. İçeriye girmiş. Bakmış içeride tavuk kokusu var. Karıcığım ne yaptın demiş. Hayrola bu ne kokusu böyle? Horozu pişirdim kocacığım demiş. Neden demiş. Unuttun mu? Bugün bizim 50. evlilik yaş günümüz. İyi de karıcığım horozun günahı ne? Zaman zaman 50 sene sonra evlilikler böyle de olabilir. Ama 50 sene dayanmışsa merak etmeyin. O acayip depremler atlatmıştır. Yıkılmaz o tür evlilikler. Canlarım benim, güzellerim benim. Yıkılmayan evliliklere sahip olun. Hastalıkta ve sağlıkta, varlıkta ve yoklukta birlikte olamayacaksanız baştan hiç evlenmeyin. Nikah da şart değil. Birlikte bile yaşamayın. Benim naçizanım. Hele çocuk sakın o da yapmayın. Aman ha. Bir ülkenin en büyük handikaplarından biri annesiz babasız yetişen çocuklardır. Lütfen çocuklarınızı annesiz babasız yetiştirmeyin. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Canlarım benim. Hoşça kalın. Akşam saat 5'te, sonra da 21'de elbette görüşmek üzere.